Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Emek abi ne yapacağız bu videoda? Aslında bu masanın başına oturduğumda böyle 24'te 24 geniş bir karışık deneme çözmek istiyordum. Fakat biliyorum duymaktan bıktın, yoruldun. Yani Hastayım gerçekten ayağa bile kalkamıyorum. Çok zorlanıyorum. Yine de seni bu minnak denemeden mahrum bırakmak istemedim. Böyle karışık 5 sorudan oluşan bir minnak ayete denemesi hazırladım. Çünkü çok güzel yorumlar alıyorum. Çok güzel mesajlar alıyorum. Etkileşim güzel oluyor. Ben soru çözerken bazen böyle bilmediğiniz noktalara falan değiniyorum herhalde yanlışlıkla. Çok güzel mesajlar geliyor. İşte bu soruyla bu konuyu tekrar etmiş oldum gibisinden. Güzel güzel mesajlar alıyorum. O yüzden biraz kendimi zorlayacağım. Ağrımsızım olmasına rağmen birazcık video çekmeye deneyeceğim. Neyse abi Bırak artık duygu sömürüsünü. Ya sıkıldık senin bu hallerinden. Hastaysan hastasın. Ne video çekiyorsun? Ama sınava 10 gün kaldı diye bana mesaj yazıyorsunuz ve ben de çok üzülüyorum. O zaman bana mesaj yazmayın. Ben de oturayım, iyileşeyim. <laughs> Abi sen bize kıyamazsın. Şaka yapıyorsun. Aynen öyle. Şaka yapıyorum. O zaman videoya başlayalım mı? Zaten çok zaman kaybettik başladım bakalım. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde irsali mesel sanatına yer verilmiştir? Abi irsali mesel neydi? Bir kere bak irsali mesel deyince benim aklıma atasözleri geliyordu, özlü sözler geliyordu. O dönemde yaşamış şairler tarafından söylenen ve çağlar sonra bile kulaktan kulağa aktarılan güzel beyitler, bercesteler geliyordu, değil mi hocam? Tamam o zaman ben böyle atasözüne benzer, böyle özlü söze benzer bir şey gördüm mü işaretleyip geçeceğim. Zaten bak durup emsali Osmanlı'ya neydi? Osmanlı'daki atasöz Sözlerinin derlemesiydi hocam durup emsal emsal misal mesel bak aynı kökten geliyor kafanda bu şekilde kodlayabilirsin peki layık mıdır insan olana vakti kazada hak zahir iken batıl için hükmü imal et hocam şimdi bak ben bunu hızlı çevireyim ne demek istediğinden bahsedeyim. Diyor ki kişinin eline hüküm geçtiği zaman hangi insan diyor ortada belli bir gerçek varken gider de apaçık ortada olan yanlışı yapar diyor. Bak Ziya Paşa burada ne yapıyor? Eleştiriyor. Peki hocam burada herhangi bir atasözü falan var mı? Yok hocam. Zaten bu sorudaki beyitler Ziya Paşa'nın terkibi bendinden aldım dostum. Haberin olsun. Yaran dağıldı sohbeti meyhane kalmadı. Ol işret, ol muhabbet, ol peymane kalmadı. Hocam bak burada yaran dağıldı derken hocam adamın bir yeri mi kanamış? Hayır burada yaran demek dost demek dost. Diyor ki dostlar dağıldı. Bizim diyor o meyhane ortamındaki sohbetimiz, muhabbetimiz artık kalmadı diyor. Burada da bir atasözü falan yok hocam. Allah'a sığın şahsı halimin gazabından zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Hocam yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Ya bu tam benim aradığım şey değil mi? Bizim annelerimiz babalarımız bazen sinirlendiği zaman bize söylemez mi hocam bak der benim kafamın tasını attırma ben sabırlıyım sessizim ama diyor bak kafam atarsa diyor yumuşak huylu atın diyor çiftesi pektir sağlamdır seni mahveder diyor hocam ben zaten cevabı buldum sen hayrına diğer ikisini de şöyle bir anlatsana bana anlatayım peki. Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi. Hainlere amma ki rivayet yeni çıktı. Diyor önceden de doğru söyleyenler böyle eziyetler sıkıntılar çekerdi. Ama hiçbir zaman böyle hainlere inananlar çıkmamıştı. Bu yeni moda oldu diyor. Burada da bir atasözü falan var mı abi? Yok. Geçiyorum. Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm, şirin dahi kastetmesi cana gülerektir. Diyor onun öyle bir gülüşü, öyle bir tebessümü var ki diyor, beni öldürürken bile ben böyle gülerek canımı veririm diyor. Beni öldürmeye gelirken bile o tebessümle o nezaketle benim yüreğimi yakıyor diyor. Peki hocam burada bir atasözü, ne bileyim bir özdeyiş, bir böyle mısrayı berceste olabilecek bir söz var mı? Yok. Tamam güzel söz ama atasözü falan yok hocam. Cevabım ne oldu? C oldu. Umarım güzel anlamışsındır. Elimden gel geldiğince hem videoyu çok uzatmak istemiyorum hem de en iyi şekilde sana verimli olmak istiyorum. Geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi beyitler ile kurulan nazım biçimlerinden biri değildir? Abi beyitler ile kurulanlardan biri olmayacak. Yani o zaman bentlerle mi kurulacak abi? Aynen bentlerle kurulacak. Peki. Peki abi ben kasideyi nasıl kuruyordum? Bak böyle a a x a x A şeklinde kuruyordum. Gidiyordum birisini övüyordum ya da birisini yeriyordum. Abi bak ben ne yaptım? Beyitlerle yazdım. ikili ikili yazdım. Demek ki bu olamaz. Peki abi ben gazel nasıl yazıyordum? Yine aynı şekilde. A A. X A. X A iksa şeklinde yazıyordum. E abi ben burada da bak beyit kullandım. Ya e benim gözüm kör değil ki bana beyitle yazılanı sormuyor. E bu da olamaz. Sonra geldim müstezata. Ben sana müstezat için ne demiştim? Böyle iki beytin arasına kısa çizgi şeklinde gelen böyle e ziyadeler görürsen buna müstezat diyeceksin demiştim. Değil mi? Bak hatta bu kırıla kırıla bizim serbest nazım biçimini ortaya çıkartmıştı. E abi ben burada da beyit kullandım. Bunu da geçiyorum. Abi gitmişsin E şıkkına yine müstezat yazmışsın. Yani biz soruyu kolay çözelim diye mi yapıyorsun? Vallahi göz

Kusuruma bakmayın. Peki abi cevap rubayı o zaman. Neden rubayı? Çünkü rubayı dörtlükler halinde yazılır ve bentlerden oluşan nazım biçimlerine girer. İnanmıyorsan en son attığım divan edebiyatı nazım biçimleri videosuna girip orada böyle hızlıca sarıp rubayı bulup dinleyebilirsin hocam. Çok kısaca tekrar etmiştim. Bence işine yarar. O zaman geçiyorum. Emek öğretmen tahtaya nokta 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 akımı yazmıştır. Abi bu ne ya? Coğrafya dersindeki boru akımı mı? Bak böyle şakalar yapma. Vallahi hastayım yorumlarda görmeyeyim. Ve aşağıya üç önemli maddeyi yazmıştır. Bu maddeler şunlardır. Baki ve Nedim gibi şairlerin şiirlerinde görülür. Abi bak, akımlarla ilgili bir soru ve bana Baki ile Nedim gibi çok güçlü iki temsilci vermiş. Cebimde dursun. Günlük ve sıradan olaylar şiirin konusu yapılır. Abi bak, günlük ve sıradan olaylar mı anlatılmış? İnanılmaz anahtar ifadeler var. Çok güzel bir soru. Bak konuyu tekrar ediyoruz. Çok güzel. Şiirlerde halk tabirleri ve söyleyişlerine yer verilir. Yani abi halkın konuştuğu dili, sokaktaki dili mi kullanmışlar? Evet. Peki abi ben sokaktaki, mahalledeki dili kullanıyorsam bunun cevabı mahalleleşme olmaz mı? Abi hikemi tarzı neydi? Biliyorsun öğretici tarzdı. Abi tasavvuf ne? ilahi aşk biliyorsun tüm divan edebiyatında zaten bunu konuştuk. Abi sepki hindi. Aa bak bu güzeldi. İran iç savaşında Şiilerle Sünniler kavga ediyordu. Şiiler Sünnileri nereye kovuyordu hocam? Hindistan'a kovuyordu. Bunlar da gidiyordu Hindistan'daki o edebi akımı öğreniyordu gelip burada uyguluyordu biz buna da ne diyorduk sepki hindi diyorduk çok ağır süslü bir edebiyattı anlaması çok zordu bence hatırladın hakkında bilgi verilen eser hangi ile ilgili abi ne yazmışsın soruda yani Allah kahretmesin ya şunu demek istemişim dostum ben işte bir eser vermişim yukarıda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur demişim abi yani gerçekten gözün görmüyor mu <laughs> neyse. Anadolu'yu bilinçli bir şekilde ele alan ilk roman sayılabilir. Hocam bak Anadolu da yazamamışsın, Adadolu yazmışsın. Keşke video falan çekmeseydin gidip yatsaydın. <laughs> Neyse daha bir şey demiyorum. Tamam abi Anadolu'yu bilinçli bir şekilde ele alan ilk roman. Anladım. Osmanlı'nın son dönemlerindeki sıkıntılar ve eğitim sistemindeki bozukluklar gözler önüne serilmiştir. Bak burada önemli olan eğitim sistemindeki bozukluklar hocam. Tamam. Eserde idealist bir tablo çizen Feride, aa hocam kahramanımın adı neymiş? Feride'ymiş. Anlatılmaktadır. İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak düşünülen fakat bu gerçekleşmeyince romana çevrilen eser Atatürk'ün başucu kitaplarından biridir. Bak İstanbul kızı olarak ilk önce bir tiyatro olarak düşünülmüş. Fakat bunu becerememişler. Roman olarak basmışlar. Damga olamaz. Bir kere Ali Canip Yöntem olamaz. Refik Halit Karay olamaz. Ömer Seyfettin tamam belki sana yakın geliyordur. Ama Ömer Seyfettin öğretmen değil ki hocam. Ömer Seyfettin asker. Tamam. Acımak Aka Gündüz. Bir kere Acımak Aka Gündüz'ün değil. Damga, Yaprak Dökümü, Yeşil Gece, Acımak, Çalı Kuşu hepsi Reşat Nuri Güntekin'e ait. Abi sen zaten soruyu söyledin. O zaman bak yukarıda bilgi verilen eser neymiş? Çalı Kuşu'ymuş hocam yazarı kimmiş? Reşat Nuri Güntekinmiş. Aynı zamanda Atatürk'ün de başucu kitaplarından biriymiş abi. Hızlıca geçiyorum. Emek öğretmen sınıfa gelmiş ve hiçbir selam sabah vermeden kaba bir şekilde gözleri dolu bir halde tahtaya aşağıdaki şiiri yazmıştır. Aa hocam emek hocanın derdi neymiş ya? Yapısı teması, söyleyiş özellikleri göz önüne alınırsa Emek öğretmen tahtaya kimi şiirini yazıp öğrencilerini çıldırtmıştır. Gerçekten zor soru kalıbı değil mi? Böyle sana bir şiir veriyor. Sen bunun yapısına, temasına, özelliklerine falan bakıyorsun. Söyleyiş özelliklerine falan bakıyorsun. Diyorsun ki bu şiir şuna ait olabilir, şu döneme ait olabilir gibi sorular çıkıyor. Tamam hocam. Bakalım bu şiir neymiş? Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda. Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı. Adam bulut gibiydi hatırladı. Adamın ayaklarının altında yıldızların yıldız olduğu vardı. Adam yıldızlara basa basa yürüdü. Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı. Şimdi hocam ben şiiri okuduğum zaman bir kere bak bir sürrealizm görüyorum. Bir imge görüyorum, bir mecaz anlatım görüyorum. Bu şiirin gerçek olma ihtimali yok. Yağmur yağdıktan sonra o su damlaları yıldızlara deyip de düşürmez değil mi hocam? Adam burada bak yağmuru ağlamasına benzetmiş. Gözlerinden düşen yaşlara da damlalara da yıldız muamelesi yapmış hocam. Adam burada ağlamasını yağmurun yağmasına benzetmiş. Kaldırıma düşen gözyaşlarını da yıldızlara benzetmiş. Benim gözyaşlarım o yıldızlara değdi, yıldızları kaldırıma düşürdü demek istiyor. Peki abi böyle bir şiiri yazsa yazsa kim yazar bu kadar soyun? Yut imgeli ağır bir şiiri kim yazar? Cemal Süreyya mı yazar? Olabilir. Necip Fazıl kısa kürek mi yazar? Hocam Necip Fazıl birazcık da böyle saf şiir falan olmaz. Atilla İlhan olmaz hocam neden Atilla İlhan birazcık daha böyle toplumcu yazıyor bir de daha çok böyle bir aşk şiirleri yazıyor. Hocam Orhan Veli kanık e, sıradan bir adam şiirin içine sokulmamış değil mi? Bir de Orhan Veli'nin şiirlerinde böyle imge mimge yoktu ki adam içinden ne geliyorsa sokağa anlatıyordu. Peki abi hakkı tahsin olur mu? Bazen Instagram'da ben ne zaman nailer desem hocam enayiler mi yazıyorsun görüyorum hiç etik değil. Lütfen kafanda bu şekilde kodlama. Nailer görürsen ne işaretleyeceksin? 13. yüzyıl görürsün Yunus Emre Mevlana görürsün. Ne bileyim böyle asıl şiir olarak eski halk edebiyatı şiirini, tasavvuf edebiyatını görürsün falan. Onları görürsen naileri işaretleyebilirsin hocam. E peki abi burada bak Necip Fazıl kısa kürek olamıyorsa ne olacak? Cemal Süreyya. Tamam hocam o zaman cevap neymiş? Cemal Süreyya. Abi sen Cemal Süreyya'nın dönemini de yaz. İkinci yenidir hocam değil mi? İkinci yeniye mensuptur. Bu sene de böyle bir soru görme ihtimalin çok yüksektir. Eğer bu sene böyle bir soru görürsen adam hasta hasta iyi ki kamerayı açmış da iyi ki bana bunları anlatmış diyeceksin ve ben de çok mutlu olacağım. Umarım Değer hocam gel bir yakından konuşalım. Emek abi güzel bir videoydu, güzel sorular çözdük diyorsan abone değilsen abone olabilirsin, yorum yapabilirsin, beğeni atabilirsin. Beğeni atmak kanal için çok faydalı oluyor. Kendine çok ama çok dikkat et. Umarım iyileştiğim zaman 24'te 24'lük bir deneme de yapabilirim senin için. Gerçekten nazar falan mı değiyor artık bilmiyorum. Ee, ve bazen şaşırıyorum böyle bu kadar yorum gelmesine, ilgi gelmesine, Instagram'dan güzel güzel yorumlar gelmesine, mesajlar gelmesine. Beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Size çok te Teşekkür ederim sınavda da başarılar dilerim bye bye.